Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çamaşır makinesi temizliğinden bahsedeceğim. 2-3 ayda bir yapmanız yeterli şimdi bu yapacaklarımı. Çamaşırlara kötü kokular siniyor biliyorsunuz zamanla. Onları önlemek için bu şekilde temizlik yapıyorum ben makinemde. Önce şurayı açıyoruz. Şöyle bir göz var. Şu filtreyi çıkarıyoruz. Şöyle biraz koydum çünkü su aktı içerisinden. Benim makinem daha yeni olduğu için şu an içinden bir şey çıkmadı. Ama siz burayı temizlemeyi unutmayın. Burada işte tekstil kalıntıları, bozuk para gibi şeyler de çıkabiliyor. Ben bunu tekrar takıyorum. Şurayı açalım. Şuraya ortaya bastırıp bunu çekerseniz çıkıyor rahatlıkla. Şöyle görüyorsunuz. Üst kısımlarını biraz temizlemem lazım. Bir de bu deterjan kalıntılarını temizleyeceğim. Sildik. Yıkadık. Şimdi yerine takıyorum. Şöyle üzüm sirkesinin içine dökeceğim. Şöyle karbonat dökeceğim. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Makinenin içine döküyorum. Bu makinenizi kireçten temizliyor bu arada. İçerisine yine biraz şundan dökeceğim ben. İçinde daha iyi temizlesin diye. Şimdi benim makinemde kazan temizleme programı var. Herkesin makinesinde yok zannedersem. Olmayanlar pamuklu'da 90 derecede yüksek ısıda temizleyebilir, çalıştırabilirler. Ben şöyle başlatıyorum. Şöyle kazan temizleme. Zaten direkt 90 dereceye aldı kendisini. Başlatalım. Evet, başladı. 2 saat 28 dakikaymış. Şu an 1 saat 17. dakikada. Şöyle baktığınız zaman kirler görünüyor. Kirli su. Buradan belki çok net görünmeyebilir ama. İşlem bittikten sonra bu kapağı ve şuradaki gözü bu şekilde açık bırakırsanız kireçlenme de çok fazla olmaz.
Bunu bana çamaşır makinesini getirdiklerinde yetkili bay söylemişti. Yani içerisinin nemli kalmaması gerekiyormuş. Bugün sesim biraz bozuk çıkıyor ama rahatsızım. O yüzden hepinizden özür diliyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.